Çok teşekkür ediyorum. Böylesi güzel bir akşamda kendi memleketimde bir rüyanın gerçek olmasından 6 ay sonra ama bu rüyanın gerçeğe dönüştüğünü ve hayallerimizin de ötesine geçerek gerçekleştiğini büyük bir memnuniyetle, kıvançla, Ferdi Başkanımızla, ekibiyle, belediye meclis grubumuzla, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin tüm çalışanlarıyla gurur duyarak izledim. Hepinize teşekkür ediyorum. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Ben birkaç şeyi anlatmakta zorlanıyorum. Onun için karar verdim. O gece Manisa seçimini nasıl takip ettiğimi anlatmayacağım. Manavgat Kalesi'ne ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi bayrağı çekilişini anlatırken çok zorlandım 2 gün önce. Onu anlatmakta zorlanıyorum, onu anlatmayacağım. Ama birazcık bazı isimleri anmak boynumun borcu, onlardan bahsedeceğim. 1946'dan beri, yani çoklu yarışın olduğu belediye seçimlerinde biz Manisa İl Belediyesi'ni 2014'e kadar hiç kazanamadık. 2014'ten sonra Şehzadeler ve Yunus Emre oldu, kazanamadık. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni kazanamadık ve pek çok ilçe belediyemizi hiç kazanamamıştık. Bugüne gelirken asla ve asla kimsenin emeğini, hakkını görmezden gelemeyiz. Şöyle şeyler duyuyorum. Efendim, genel başkan etkisiyle, Özgür Özel'in rüzgarıyla kazanıldı Manisa. Olmazdı başka türlü deniyor. Elbette katkısı vardır. Elbette bu ulaşılan rakamlara katkısı vardır. Ama Manisa öncelikle ve öncelikle bir örgütsel mutabakatla kazanıldı. Geçmişte ne yaşanılmış olursa olsun her şeyi bir kenara bırakıp herkesi kucaklayarak, arkada kimseyi bırakmayarak, yapılan tercihleri ortaklaştırarak ve üzerinde tam bir mutabakat sağlayarak kazanıldı. Manisa en başta çok iyi Manisalı, Manisa'nın evladı, geçmişi temiz, bagajı olmayan ve iyi niyetinden kimsenin şüphe etmediği harika bir adayla, Ferdi Zeyrek'le kazanıldı. Manisa merkez için konuşurken geçmişte birbiriyle rekabet etmiş, yenmiş, yenilmiş, kızmış, darılmış ama parti ve insan sevgisini birbirine hiç esirgememiş, siyasi rekabetle vatan ve memleket sevgisini birbirinden ayırmamış adaylarla kazanıldı. Semih Balaban'la kazanıldı, Gülşah Turubay'la kazanıldı. Ve aday gösterdiğimiz 17 belediye başkan adayının 15'ini seçtirdiysek, nüfusun %93,5'una Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları hizmet ediyorsa, kazanan kazanmayan her bir adayın şahsiyetiyle, kalitesiyle ve emeğiyle kazanıldı. Hepsini ayrı ayrı kutluyorum. Özgür Özel, Manisa'nın bir milletvekili. 2 milletvekili daha var. Vehbi Bakırlıoğlu'nun emekleriyle, Bekir Başevirgen'in emekleriyle, geçmişte Sakine Öz'ün, Hasan Ören'in, Tür Yıldız Biçer'in, Mazlum Nurlu'nun, rahmetli Şahin Mengü'nün, Nuri Çilingir'in, Ufuk Özkan'ın, Erdoğan Yetenc'in gayretleriyle, emek emek, tuğla tuğla bugünlere, bu partiyi getirmesiyle kazanıldı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Bu seçim şüphesiz, şüphesiz Türkiye'deki o gün için 4 kadın, bugün için 6 kadın il başkanından bir tanesi olan İlksen Başkan'ın büyük emekleriyle ve onun şahsında tüm il ve ilçe örgütlerimizle kazanıldı. Oralarda emeği olan Semih Balaban'ı unutursak, Cahit Kaplan'ı unutursak, Turgay Koç'u unutursak, Vehbi Köse'yi unutursak, Dilek Dabanlı'yı unutursak, Ali Ağar'ı, rahmetli Ali abiyi unutursak, Mustafa Aday'ı, İsmail Çalışkan'ı, Halil Tokulu, Ahmet Çiftçi'yi unutursak, bu örgüte emeği olan tüm il başkanlarını, tüm ilçe başkanlarını ve yöneticileri unutursak, yaşayanlara minnet, ölenlere rahmet söylemezsek, biz bu başarıyı kişiselleştirirsek büyük bir hata yaparız. Bu iş Cumhuriyet Halk Partisi örgütüyle kazanıldı. Ve bir partinin adını anıyoruz ama aslında sadece bu partiyle kazanılmadı. Çıktık ve dedik ki bizim bir Manisa ittifakına, bir Türkiye ittifakına ihtiyacımız var. Manisa iyi yönetilmiyor dedik, daha iyi yöneteceğini önerdik. İlçelere temiz, şeffaf, dürüst ve kent dostu belediye başkan adayları önerdik. Ama döndük dedik ki işimiz gücümüz Manisa olacak. İşimiz gücümüz belediyecilik olacak. Ve biz burayı tek başımıza kazanamayız. Sadece sosyal demokratlarla olmayacak. Muhafazakar demokratlara davet yaptık. Duydular, dinlediler, desteklediler. Milliyetçi demokratlara çağrı yaptık. Bizim kadar sahiplendiler. Kürt demokratların desteğini istedik. Bize inandılar, güvendiler. Alevisiyle, Sünnisiyle, Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Pomağıyla, benim akrabalarım Balkan göçmenleriyle, Makedon göçmenleriyle. Bu Manisa, Manisa ittifakıyla kazanıldı. Manisa'nın tüm demokratlarına yürekten teşekkür ediyorum. Şu demokratı nasıl seviyorum? Ve Manisa'nın bütün demokratlarına teşekkür ediyorum. Ve şunu söylemek istiyorum ki, biz seçimde partiyi çok önemsiyoruz. Ben Atatürk'ün koltuğunda oturduğum için, İlksen Başkan Atatürk'ün koltuğunda oturduğu için, Cumhuriyet Halk Partisi ki baba evidir, kapıları herkese açık olduğu için, herkes baba evine doğuyor, büyüyor ama kimi büyüğüne gidiyor, kimi küçüğünle yetiniyor, kimi Irak'ta oturuyor, kimi yakında duruyor. Ama sonuçta başı sıkışan biliyor ki baba evinin kapısı açık, çayı kaynıyor, çorbası kaynıyor, bacası tütüyor. Bizim örgüt ki o baba evinin bacası tütsün diye oraya odun çekenlerdir. Ama herkes biliyor ki bu baba evi herkesindir. Çünkü tapusu ne Özgür Özel'dedir, ne Kemal Bey'dedir, ne Bülent Ecevit'te vardı Karaoğlan'da, ne İsmet Paşa'da. Tapusu bir kişiye kayıtlıdır. Onun da adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bunun için baba evini önemsiyoruz. Bunun için Manisa sıkıştı, daraldı. Su faturasından daraldı, aksayan hizmetlerden daraldı. Artık bizim işimiz değil, 31 Mart'ta bıraktık, bırakmalıyız. Geçmişteki yanlışlardan daraldı. Ama Manisa baba evinde buluştu ve sorunlarını çözdü. Teker teker hangi birisini anlatayım, notlarda var. Yemin ederim uçakta gelirken gözlerim doldu, gırtlağım düğümlendi. Her birisi çok önemli. Su önemli, halk ekmek önemli, sağ elin verdiğini sol ele göstermeyen sosyal yardımlar önemli.
Kent lokantası önemli, askıda yemek önemli, dayanışma önemli, Manisa'ya yapılan bütün katkılar önemli. Ama en önemlisi, en önemlisi diyor ya, bir park yap, içinde trombolini olsun. Parası olmayan fakir çocuklar da trombolinde zıplayabilsin diyor. İşte yoksul çocukları trombolinde zıplatmaya 31 Mart'ta bu delikanlıya yetki verdiniz ya, size de helal olsun, ona da helal olsun. Biliyorum ki Ankara'dayken ve seçimden bugüne 78 il ziyareti yapmışım, herhalde 40'a yakın ile. Arkadaşlar çıkarmışlar, söylüyorlar. Türkiye'nin herhangi bir yerindeyken, dünyanın herhangi bir yerindeyken, sabah uyandığımda neredeydik biz diye aklımı toplamaya çalışırken biliyorum ki orada birileri var. Gediz'in temiz olması için uğraşıyorlar. Yolların açık olması için, köprülerin bitmesi için, halk ekmeğin yoksullara, ihtiyaç sahiplerine ulaşması için, yoksul çocukların trambolinde zıplaması için, yeni doğmuş bebeğe hoş geldin bebek demek için, 5 yaşına kadar çocuğu olan anneye ücretsiz ulaşım sağlamak için, kadınları koskoca şehir otobüsünü kadın burada dur deyince durdurabilmek için, çeşmeden içilebilecek su akıtabilmek için orada birileri, benim kardeşlerim, sizin evlatlarınız düşünüyorlar, çalışıyorlar. O kadar içim rahat, memleketim, annem, babam, kardeşim, eşim, güzel memleketim size emanet. Her birinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Genel sekreterimiz Burak Bey'in şahsında hangi görüşten olursa olsun Ferdi Zeyrek'in kapsayıcılığını görüp 31 Mart'tan sonra onun takımında olmanın bilinciyle bu memlekete hizmet eden tüm çalışanlarımıza, tüm emekçilerimize de yürekten teşekkür ediyorum. Anadolu Ajansı, bütün Türkiye'de saygılıyım, Manisa'da daha da saygılıyım. Atatürk'ün kurduğu, cepheden haber versin diye kurduğu Anadolu Ajansı. Birileri onu bir partinin ajansı yapmaya çalışabilir. Olsun. Biz onlara karşı hep saygılı, hep onları seviyoruz, sayıyoruz. Bizleri takip ediyorlar. TRT seçimden önce vermiyor ama seçim akşamı sürpriz nedir? Onu da bilmiyor. Aslında çok iyi bir istihbarat departmanı var ama 31 Mart akşamı Anadolu Ajansımızda, TRT'mizde neyi veriyor? Hemen değilse de saat 9'a doğru Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisi. Şimdi beklerler, bir şey söylemek lazım ki ülke gündemine dair. Onların da orada bekleyen editörü, şefi Manisa'dan ne çıktı diye bilsin. Malum dün herhalde bu salonun yarısı uyuyamamıştır. Yarısı uyuyup uyuyup uyanmıştır. Uyanıp da aklına o yeni doğan servisinde ölen, öldürülen, katledilen bebekler hiç kimsenin aklından çıkmamıştır. Bugün Hasanoğlan Köy Enstitüsü'ndeydim. Oradan çağrıda bulundum. Dedim ki bu pisliğe bulaşan kim varsa, hangi vicdansız varsa, hangi kalpsiz varsa, hangi ahlaksız varsa bunun partisi olmaz, herkes üstüne düşeni yapsın. Bir isim bizden ilişkilendiriliyordu, baktık üyemiz değil ama yine de ilişkisi boyutunda Cumhuriyet Halk Partisi gereğini yapacak. İktidar medyası birazcık uğraştı, uğraşıyor. Diyor ki efendim bir Demli var, bir CHP'li de var. Sanki o günün sağlık müdürünü, o günün sağlık müdürünü bugün bakanlığa atayan mekanizmayı konuşmayalım istiyorlar. O gün
sağlık müdürü, o günün sağlık müdürü bugün bakanlıkta diyor ki ihbarı biz yaptık zaten. Oysa evraklar çıktı bugün. 2023'ün Mart'ından itibaren biliyorlar ama teftiş yapmıyorlar, görevlerini yerine getirmiyorlar, bugüne kadar savsaklıyorlar ve o işi yapmayanlar il müdürlüğünden bakanlığa yükselecek kadar bir gücün arkalarına bir gücü almışlar. Peki ne öğrendik bugün? Bugün Sosyal Güvenlik Kurumu denetmenlerinden birinden gelen bir isimsiz maille öğrendik ki aslında bu hastanelerin denetimi Sağlık Bakanlığı'nda ama esas görev Sosyal Güvenlik Kurumu'nda. Sağlık Bakanlığı tespitleri yapmış, üstüne düştüğü halde topu bunlara atmış. Biz de diyor ki şunu söyleyelim. Sağlık Bakanlığı'nın İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün sorumluluğunu azaltmaz, aksine arttırır. SGK da diyor ki o kadar azız ki eczacısı, doktoru artık bu maaşlara kimse kuruma gelmiyor. Hiçbir denetim yapılamıyor. Hele hele özel hastaneler, hep bunlar iktidara yakın isimler, denetlenemiyor. Bulunsa bile paralı denetim yapın. Siz Sosyal Güvenlik Kurumu'sunuz, sağlık kısmına bakmayın diyorlar. Doktoru, eczacısı, diş hekimi olmasına rağmen, bütün güçlüklerine rağmen. Ve diyorlar ki, eğer ki biz bu olayda olduğu gibi içeriye yönelik bir denetime girişecek olursak, hemen sen nasıl bunu yaparsın? Suç duyurusunda bulunursak görevimiz gereği, nasıl suç duyurusu yaparsın diye suçlular değil denetleyenler cezalandırılıyor. Bu iktidar özel hastaneleri hem yeni doğanlar üzerinden bu ortaya çıkan meseleyi eşeleyin göreceksiniz, diyaliz hastaları üzerinden yapılan ve halk sağlığını tehdit eden benzer çarkları ve tüm hastaların nakillerinde yapılan yolsuzlukları ortaya çıkaracak iradeyi göstermeyelim diye Sosyal Güvenlik Kurumu'nun denetçilerine, müfettişlerine baskı var, kalitesizleştirme var, yalnızlaştırma var ve kurumu bir şekilde etkisizleştirme var. Sağlık Bakanlığı ben yapmam, alsan yap diye yolluyor. Buradakilere de senin işin sağlık değil, fatura kontrolü dışına çıkmayın diyorlar. Yani bu bebeklerin ölümünde ve bu işin, bu vicdansızlığın yaşanmasında öyle kişisel değil, her birinin bir daha güneş yüzü görmemesini temenni ederim. Fevkalade kurumsal bir durum var. O yüzden sabah da söyledim. Dedim ki 15 Temmuz gecesi bir grup hain darbeye kalkıştı. OHAL ilan edildi. Bunların bütün mülküne kanun hükmünde kararnamelerle el konuldu kardeşim. Şimdi OHAL'e falan gerek yok. OHAL kanunun yetkisini kullanır. Eğer varsanız, zaten yeterli milletvekili sizde var. 128 tane de bizde var. Bir araya geldiğimizde yetkimizde bu tip işlere karşı Anayasa Mahkemesi'ne gitmek, vallahi anayasa buna cevaz vermiyorsa neye cevaz verecek bilmiyorum. Eğer varsanız bu işe bulaşan bütün hastaneleri, FETÖ'nün yaptığı hastaneleri, okulları nasıl kanun hükmünde kararnameyle el koyduysanız, bu işe bulaşan bütün hastanelere salı günü mecliste hep beraber el koyalım, kamulaştıralım diyorum. Burada ben haber beklerken haber geldi. Konuya karışmış, sayısı daha çok da 9 hastanenin lisanslarını iptal etmişler, ruhsatlarını. Ne olacak biliyor musunuz? Hastane sahibi isim değiştirecek. Yeni isimle ruhsat başvurusu yapılacak. Prosedür takip edilecek. Eski sisteme dönülecek.
Ne olacak biliyor musunuz? Bu ruhsat iptal davalarına toplumdaki tansiyon düşünce, idari mahkemede itiraz, yandaşlaştırılmış ya da yandaşken, partili bir avukatken hakim yapılmış birisine denk getirilecek, yürütmeyi durdurma talebi uygun görülecek, aynı ruhsatla bile devam. Buradan sesleniyorum. Ey Recep Tayyip Erdoğan, eğer senin de torunun var, senin de evlatların var, hepimizin yüreği dağlandı. Eğer gerçekten samimiysen, bu işe karışan bütün hastaneleri salı günü oy birliğiyle mecliste kamulaştıralım. El mi yaman, bey mi yaman görsünler. Ruhsat iptali demek, ben bizimkileri biraz göz ucundan, gözünüzün önünden çekiyorum, sonra onların işini hallederiz demektir. Bunu en net şekilde ifade etmek istiyorum. Sözün sonunda, burada çok güzel bir sunum izledik. Ferdi Bey için anlamlı bir gündü. Ama bence yarın kendisi için daha anlamlı bir gün. Yanında, hemen yanında Nurcan oturuyor eşi, onun yanında Nehir oturuyor kızı. Yarın Nehir'in 18. yaş günü. Yarından itibaren Nehir artık reşit oluyor. Ehliyet alabilir, babayı dinlemeyebilir, her istediğini yapabilir. Ama o ilk iş olarak bir şeye karar vermiş, Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olmak istermiş. Yarın Nehir Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir gün boyunca en genç üyesi olma mutluluğunu yaşayacak. Ben her hafta en genç üyeleri arıyorum. Nehir'i aramak yerine onu annesi ve babasıyla buraya davet ediyorum ve genel başkanın rozetini Nehir'e takmak istiyorum. Aramıza hoş geldin Nehir. Baba evine hoş geldin. Hem babanın evine hem baba evine hoş geldin. Evet. Gel bakalım. Buyurun buyurun. Bir yanına. Bir dakika. Yetki aşımı yapmayalım. Herkesin bir görevi var. Bu örgütün bir de burada bir başı var. İl başkanımızı da buraya davet edelim. Sizleri bırakmayalım. Evet, bitti sayılır. Ben bu geceyi bizimle geçiren, bu kıymetli cuma akşamını bize ayıran bütün Manisalılara teşekkür ediyorum. Bütün emekçilerimize teşekkür ediyorum. Bize ekranları başından izleyenlere teşekkür ediyorum. Ve şunu söylüyorum. İnanarak, büyük bir inançla, büyük bir özgüvenle, birileri birinci parti olmuş Cumhuriyet Halk Partisi onu paçasından çekmek istiyorlar. Bunu yapanlar CHP'nin iktidarından korkanlar. Bunu yapanlar bu yeni doğanları yapamayacak olanlar. O yolsuzlukları yapamayacak olanlar. Türkiye'yi gerilettiremeyecek olanlar Cumhuriyet Halk Partisi iktidarından korkuyorlar.
ama onlara bir haberim var. Anadolu Ajansı aktarsın. Biz onlardan korkmuyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.